Merhaba sevgili takipçilerim ve değerli izleyicilerim. Songül'ün Dünyası YouTube kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün de sizlerle beraber mutfağımızda bayat ekmekten şöyle güzel bir börek tadında kahvaltılık hazırlayacağız. Evet, tabii ki kahvaltılığımızı nerede yapıyoruz? Tavamızda. Şöyle bir tane bayat ekmeğimi dilimledim. Şimdi ilk önce bayat ekmeklerimizi pişireceğiz. O arada altını kısıp diğer malzememizi hazırlayacağız arkadaşlar. Ben şöyle börek yapmıştım. Önünde tereyağım arttı. Sizleri böyle eritilmiş tereyağı yoksa bile normal oda sıcaklığında yumuşak tereyağıyla şöyle güzelce tavanızı yağlayın. Ben de şu erittiğim yağlı yağlayacağım arkadaşlar. Hemen şöyle tavamızın her tarafını yağlayalım. Gerçekten çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Mutlaka sizler de bu güzel tarifimi deneyin. Şöyle yanlarını falan da yağlıyoruz. Şimdi kısık ateşte güzelce bayat ekmeğimizin bir yüzünü kızartacağız. Diğer yüzüne geldiği zaman da hazırladığımız karışımımızı dökeceğiz. Evet, güzelce yağladım. Hemen şöyle bayat ekmeklerimizi dizmeye başlıyorum. Evet, şöyle gördüğünüz gibi ara boşluklarında ekmeğimi kopararak şöyle doldurdum arkadaşlar. Bir taraftan da yağmur yağıyor. Bilmiyorum gök gürültüsünü duyuyor musunuz? 2 gündür Eskişehir'de şiddetli bir yağmur var. Evet, şöyle güzelce gördüğünüz gibi tavamıza dizdik. Hemen şimdi bir ocağımızın altını yakalım. Evet, şöyle kısık ateşte dediğim gibi böreğimizin, daha doğrusu ekmeğimizin altını bir kızartıyoruz. Daha sonra da şu kısmını alta çevireceğiz. Ben de o arada hemen diğer malzememizi doğradım. Sizlerle beraber hazırlayalım. Evet, şunu da göstermeden geçemeyeceğim. Hemen şöyle çok az da şöyle aralardan biraz daha yağ koyalım ki yavan kızarmasın. Evet arkadaşlar, ocağımızın altını yaktım. Ekmeklerimiz kızarken ben de şöyle kasenin içine 3 tane yumurta kırdım. Hemen şöyle 1 çay bardağından 1 parmak eksik. Şöyle yağımız, pardon, sütümüzü ekliyoruz. Şöyle güzelce bir karıştıralım. Aslında sütü eklemeden de karıştırabilirdik ama bazen böyle sizler karşısında ister istemez heyecanlanıyorum. Daha halen kaç zamandır video çekiyorum ama sürekli yine de heyecanlanırım böyle video karşısında, kusura bakmayın. Evet, şöyle güzelce çırptık. Arkadaşlar şöyle salata tahtamın üzerinde 7-8 dal hemen yeşil soğanımız var. Şöyle büyük bir tane de domates ekledim. Domateslerimizi, pardon, doğradım domates. Bir tane büyük boy domates doğradım. Şöyle bir düzeltelim tekrardan. Yine bir karıştırdım, kusura bakmayın. Hemen 1 çay kaşığı kabartma tozumuz var. Şöyle 1 çay kaşığına yakın. İçindeki 1 çay kaşığına yakın arkadaşlar. Tuzumuzu ekledim ve baharatlarımızı ekliyoruz. Hemen hemen şöyle çok az bir şöyle tatlı kaşığımızın ucuyla karabiber, nane. Evet, onda yine yarım çay kaşığı kadar vardır. Şöyle yarım çay kaşığına yakın da pul biber. Evet, şöyle güzelce bir karıştıralım. Tabii ki en son üzerine de kaşar rendeleyeceğiz. Evet, şimdi ocağımızın başına geçelim. Ekmeğimizi kontrol edelim ne durumda. Evet arkadaşlar, kontrol ettim. Ekmeklerimiz güzelce kızarmış. Mutlaka böyle tavalarda yaptığınız zaman başından hiç ayrılmayın. Çok çabuk yaptığınız, yani kahvaltılık olsun, hemen yanabiliyor. Şöyle hemen bir de ters çevireceğim. Şöyle bir çevirdikten sonra. Evet, yani ben o ara yumurtamı karıştırana kadar hemen neredeyse ekmeklerimiz yanacakmış. Şöyle çevirdim.
Evet, şöyle kenarlarına yine ekmeklerimizi koyalım. Birazdan zaten böyle çıtır çıtır oluyor ama birazdan yumurtasını döktüğümüz zaman tekrardan yumuşayacak. Şöyle kenarları yine dolduralım. Yani biraz daha bakmasaydım neredeyse ekmeğimiz yanacaktı. Şöyle görüyorsunuz. Evet. Şimdi burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle bir çok az daha hemen şöyle fırçayla aralarına yağ bırakacağım. Altı da güzelce kızarsın. Şimdi döküm tava olduğu için çok çabuk yanıyor. O yüzden mutlaka böyle başından ayrılmayın. Yani mesela ben videosunu çekiyorum. Sizlere yetiştirmek için siz ilk önce yumurtanızı, her şeyinizi bir hazırlayın. Ondan sonra ekmeklerinizi pişirin. Evet, şöyle bir miktar karışık sıvı yağ ve tereyağdan ekledim. Şöyle tekrar ocağımızın altını yakıyoruz ve artık yaptığımız karışımımızı döküyoruz. Zaten hem yumurtamız pişecek hem de o arada güzelce ekmeklerimizin altı da pişmiş olacak. Çünkü ne kadar çok kızartırsak bu sefer de yumurtalar pişene kadar ekmeğimiz yanabilir. Şöyle hemen dökelim. Evet, şöyle kapağını kapatıyoruz. Evet arkadaşlar, şöyle kapağı kapalı bir şekilde kahvaltılığımızı pişirmeye devam ediyorum. Arada da şöyle eriyen tereyağımdan şöyle tavamın kenarlarından bıraktım ki altı da güzelce kızarsın. Daha sonra yine bu kısmını bir de alta getireceğim. Çünkü domateslerimiz, soğanlar sıkıntı değil ama domateslerimiz de güzelce kavrulsun. Yani pişsin, çiğ kalmasın. Evet, altı da çok güzel bir şekilde kızarmış. Şimdi ben bir ters çevireyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şöyle videomu durdurduktan sonra hemen şöyle kahvaltılığımı servis tabağımın üzerine ters çevirdim. Şöyle elimizden indirelim. Yine şöyle tavamızın altını bir miktar yağlayalım. Dediğim gibi benim elimin önünde böyle tereyağı ve sıvı yağ karışımı vardı. Dilerseniz bu şekil kızarttığınız zaman sıvı yağla da yapabilirsiniz. Ama tereyağı gerçekten bu kahvaltılığa yakışıyor arkadaşlar. Lezzet veriyor. Evet, hemen şimdi tekrardan şöyle bir de domateslerimiz pişmesi için şöyle tavamızın içine şöyle bırakalım. Artık bu aşamada kısık ateşte şöyle bir 4-5 dakika yine kontrollü bir şekilde altı da pişsin. Evet, mis mis, inanın şöyle mis mis koktu ortalık. Evet, burada şöyle bir kontrollü bir şekilde hemen bir 3-4 dakika bile yeter arkadaşlar. O kadar ki domateslerimiz çiğ kalmasın. Evet, şöyle bir kapağını kaldıralım. Gerçekten çok lezzetli oldu. Domateslerimiz de güzelce pişti. İster bu tarafın arkadaşlar kaşar serpin, isterseniz benim gibi tekrardan çevirip domatesli tarafına kaşar serpin. Tamamen size kalmış ama ben şöyle güzel görünsün diye, hani sizlere güzel gözüksün diye sunum açısından şöyle çevirip bakın bu kısmına ekleyeceğim. Evet, domatesimiz de güzelce pişti. Hemen şimdi rendelediğim kaşarımızı serpip kaşarlarımız eridikten sonra artık kahvaltımız hazır. İnşallah sizler de dediğim gibi denediğinizde severek, beğenerek yersiniz. En azından evimizde bayat ekmeğimizi değerlendirmiş oluruz. Hem de bayat ekmek sayesinde şöyle bir öğün atlatırız arkadaşlar. Gerçekten çok pratik. Evet, tekrar kapağını kapatalım. Şöyle kaşarlarımız güzelce bir erisin. Evet arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi çok lezzetli oldu.
Ocağımın altını kapattım. Kaşarlarımız çok güzel bir şekilde sündü. Hemen sizler için şöyle bir dilimini kesip tabağıma alıp artık sizlere veda edeceğim. Şöyle tavamız çizilmesin diye de şöyle gördüğünüz gibi hamur kesmeye kartıyla keseceğim. Evet arkadaşlar, ben inat ediyorum ki, çabalıyorum ki tavadan bir dilim çıkarayım. Böreğimiz inatla ben tavadan çıkmam diyor. O yüzden ben de şöyle gördüğünüz gibi hemen kesme tahtamın üzerine aldım. Ben böyle tabak, tencere, tava konusunda çok titizim. Hani çizilmesin diye biraz fazla da bastırmak istemedim. Evet, şöyle bir artık kahvaltılığımızı güzelce keselim. Hadi şimdi çıkma da görelim bakalım. Hem yumuşak hem çıtır çıtır, gördüğünüz gibi çok lezzetli oldu. Evet, şöyle bir dilim daha keselim. Tabii ki böyle bu kahvaltıları yaptığınız zaman özellikle kaşar varsa, yumurta varsa soğutmadan hemen sıcak sıcak yemeniz gerekiyor. Evet, şöyle gördüğünüz gibi çok lezzetli, çok güzel oldu. İnşallah dediğim gibi sizler de bu tarifimi denediğinizde severek, beğenerek yersiniz arkadaşlar. Evet, bugün de sizlerle beraber bir tarifimin daha sonuna geldim. Buraya kadar bana eşlik ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Halen kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni atmayı, yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Yeni bir tarifimde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.